Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi olarak CES'lik gezimize devam ediyoruz. Yanımda çok önemli bir konuğum var. Hoş geldin programımıza Ali'cim. Hoş bulduk Dinçer'cim. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Seninle bu herhalde 3. 4. gezimiz CES'i ve senin artık işin daha çok VR tarafında üretime başladın birkaç yıldır. Bu konuda da seni böyle yakından takip ediyoruz. VR konusunda neler söyleyeceksin? Şimdi AR girdi, VR girdi, ortalık karıştı, MR diyenler var, MR mı çektiriyoruz dedir bu. Birazcık bize şöyle kısaca özetler misin CES'te, ne gördün, ne deneyimledin? Tabii Dinçer'cim, VR ve AR bu sene CES'te şöyle bir fark var. VR her booth'ta var. Artık zaten hani dedik ya, devrim yaşanacak. Nasıl hikaye anlatacağız, storytelling devrimi. Zaten bu devrim şu anda yaşanıyor. Bu sene gördüğümüz şu oldu. Augmented reality gözlükleri, yani akıllı gözlükler, smart glasses gözlükleri çok ciddi anlamda revaçta ve 360 kameralarda çok çoğalmış durumda. Geçtiğimiz seneye göre baktığımız zaman iki en büyük fark bu benim gördüğüm. Burada Dinçer çok büyük soru geliyor bize, işte AR, VR, MR nedir bunlar diye. Aslında bu konuda AR ile MR'ı biraz anlatmak lazım. Sanal gerçeklik bildiğin gibi seni tamamıyla bu realiteden uzağa götürüyor. Augmented, yani artırılmış gerçeklik ise var olan real zamanda baktığın gerçekliğin üzerine bilgisayar tarafından generate edilmiş imajlar geliyor. Mixed reality dendiğinde ise artık bu imajlar sadece bir ok, bir bilgi olmaktan çıkıyor. Holografik olarak bütün var olan dünyana bazı imajların holografik olarak girmesi, yani artık gerçeklik karışıyor. Mixed reality'nin son ucu, kimsenin konuşmadığı, aslında augmented virtuality. Yani gerçeklik o kadar değişiyor ki sen artık ona gerçeklik diyemiyorsun. Augmented virtuality diyorsun. Augmented, arttırılmış sanallık yani. Yani dünya gerçekten hızla oraya doğru gidiyor. Sanallaşıyor. Hızla da sanallaşıyor.